Herkese selamlar, gün alayım olarak yeni bir Paladins bölümdeyiz, sizlerle beraberim. Yeni çıkan hero'muzun tabii ki kart dizilimini yapmadan olmaz diyorum ve Roam karakterinin kart dizilimine başlayalım. Oyun güzel gidiyor gibi Mel'Dunbar, Ruckus, Bomb King ve Buck bulunuyor takımda ve güzel bir de kostüm aldım abi, yeni kostümü diyebilirim. Sizlere yanımda duruyordu sipsiyah abi, kara böyle kara boğa gibi abi, zaten efsane. Bir kez daha oynadıktan sonra ardından hep beraber karta doğru gideceğim. Çünkü bu oyunda şunu göstereceğim sizlere, hani nelere ihtiyacı var, nelere ihtiyacı yok, bunu bir oyunda daha iyi anlayacağımızı düşünüyorum. Hem de sizlerle görmüş olacağız. Karakter hemen yeni çıksa da kart dizilimini ne kadar iyi yaparsanız yapın daha da ölümsüz olacak bence. İkinci seviyeye ulaştığında hele %60 ulti efsane. Bunu her zaman söylüyorum. İlk videomda da söylemiştim. Bu videoda da söylüyorum. Eğer %60 ulaşırsam durdurulmaz oluruz abi, ben bunu ne söyleyeyim. Hatta çoğunuz ilk yorumlarda nerf yemeli demişsiniz. Hani kesinlikle değişmesi lazım. Karakterin birazcık düşürülmesi lazım özelliklerin. Onun dışında bayağı kuvvetli. Hatta bak Beric var, Skye var, Shalim var, Mel'Dunbar ve Weaving var. Karşı tamamen bir ataktan oluşuyor. Bakalım hani ne yapabileceğiz, bunu göreceğiz. Takımımızda tabi Bug da var, Rux da var. Biz de genellikle tank ağırlıklı almışız. Yani birazcık değişik bir takım olmuşuz açıkçası söylemek gerekirse. Orta alana gidip kesinlikle milleti korumam gerekiyor. Ve Mel'Dunbar'dan boyuna can almam gerekiyor. Can alamazsam ne olur ne olmazsa diye ben ataklarımı şey yönünde yapacağım. Dağlama yönünde yapacağım. Çünkü diğer adamlar çok iyi hasar verenler. Vivian ve Shalim bana 2-3 tane ok sallasa bile abi direkt öldürebilme olayları var. Beric'in kalkanına güveneceğiz tabii ki bu sahnelerde. Ama olabildiğince elimden geleni yaparım. Bu arada bu videonun altına abi karakter çok iyi veya kötü diye yorumlarınızı bekliyorum. Hadi merak ettim abi, siz bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunu daha önceden yapmamıştık. Bu videonun altına yorum olarak yazın abi. Beğeniyor musunuz karakteri yoksa beğenmiyor musunuz? Ona göre ben de değerlendireceğim ve daha fazla oynayıp oynamama kararı alacağım. Dediğim gibi hani normal kartlarına baktığım zaman dizilimler gayet normal gözüküyor. Maksimum canı 450 arttırma. Ateşlemeyi etkinleştirdikten sonra 3 saniye boyunca aldığın hasar %15 azalt. Ruh hasarını etkinleştirdikten sonra 300 can iyileş. Ezici güç etkinleştirdikten sonra boyunca 450 canlık kalkan kazan. Ve canın %30 ya da altına düşerse 3 saniye boyunca 750 canlık bir kalkan kazanırsın. Abi bu olağan kart dizilimi ve mükemmel bence. Ama yine de değiştireceğim tabii ki bundan sonrakinde direkt. Dağlama olarak başlıyorum ne olur ne olmaz. Çünkü takımda çok Mel'Dunbar ortaya bir tane top attığı zaman iyi can basıyor haliyle. O yüzden onu tamamen engellemeye çalışacağım. Abi kara boğayız lan, şuna bak. Bunlarda daha kostüm mostüm yoktur. O kadar para kimse vermez çünkü. Ortaya girdim ama aman aman o ne girme. Karşı taraf yalnız yeni hero'yu seçmemiş herhalde, görmediler abi. Yoksa bence seçerlerdi. Ortama sağlam girdim resmen. Beklemiyorlardır o kadar. Direkt gidiyorum şu anda. Bak heal vermeyince karakter yaramıyor, gördünüz mü? Karaktere can basan olmadı mı abi, hiçbir işe yaramıyor dikkat ederseniz. Hani normal şartlar altında kesinlikle can kazanmalı falan diyorduk ya abi. Bayağı fark ettiriyor. Şimdi marifetliyle bırakacağım. Can doldurmayı alacağım. Onun bayağı bana yarar olacak çünkü. Yürüyün ordularım, yürüyün!
bu hedefi ele geçireceğiz. Hayır abi, ortada heal var diye sadece gittim bak. Yok böyle bir şey. Vivian, Shalin ve Sky abi çok iyi bir atak ikilemi. Karşı takıma karşı beni kesinlikle mahcup duruma düşürüyorlar. İtam almadan ilerleyeceğim ilk el. Çünkü biraz kolay gidiyor. Ondan sonraki eller baktım alamıyoruz şu 46'dan sonrasını. İtam alacağım. Şimdi özellikle almıyorum. Birazcık karakteri iyicene denemem lazım. Baba nasıl saldırıyorlar? Deli gibi 5 kişi birden vuruyor. Abi sürüleme geliyor, bak bak. Bu ayı durduran yalnız Meldamba, onu ne söyleyeyim. Ultim falan çıksa var ya, ben bunları yerim ya. Yok böyle bir şey abi. Birazcık atak anlamında daha iyi olmam lazım. Rakus kafayı yedi. Oha! Ben görmedim, aracın arkasına falan atmıştır dedim. Boğa yetişirsem efsane ha. Boğa gibi giriyorum ya abi, adamlar felaket oluyor zaten orada. Abi o dalış, o sahne efsane. İtam alarak şimdi birazcık daha tadını yaşayacağım. Ölüm şifası almayacağım. Yaşam sökme daha mantıklı. Çünkü her ateş ettiğinizde bir anda canınız doluyor ve dehşet doluyor abi. Bunu gerçekten bak samimiyetimle söylüyorum. Hani bir normal düşünün. bizdeki Meldamba'ya mı kızıyorlar? Aynen. Meldamba heal vermiyor. İtam alın diyor. İtam aldık da sıkıntı yok itemlerde. Karşı takımın ataklarına bakacak olursak dağlama alan sadece bir kişi, iki kişi var. Onun dışındakiler pek dağlamaya güvenmemiş. Ultim var. Arka taraftan dolanıp hepsini yere yatırmayı planlıyorum. Ya da ortaya direkt zebellak gibi gireyim abi. Ultiyi başka yerde kullanırız. Abi boğa çok iyi lan. Kostüm mostüm var ya. Şöyle düşsene önüne doğru, sana doğru koşan böyle bir çılgın var. Meldamba heal hiç basmıyor abi. Adam hiç can atmıyor. Ya da başkalarına atıyor, bana atmıyor. Birazcık değişik. Adamları ultimle durdurayım mı lan? Geri kaçıyor. Geri kaçmasa. Başkan ortaya bir heal at ya. Canlar toplanın. Rakus ilerlerken arkalarından saldıracağım. Shalin düştü la herhalde. Aa düşmemiş, ben Shalin atladı zannediyordum aşağı. Ulti zamanı geldi bebek. Bizdeki Meldamba uyuyor la. Vallahi Meldamba uyuyor bak. Yemin ederim size Meldamba uyuyor. Bot bile olabilir belki.
Abi tam bir dehşet yarattık. Yok mu öyle bir şey? Meldamba'nın hata benim yere yıkmam filan. Çılgın geliyor, çılgın. Bomba 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 boğa. Abi çok çok iyi ya. Hele ki moral desteğine falan ben bastığım zaman bu adam ne olur ya. Bir düşünsene ikinci kartı aldığımda. %60 can seviyesini verdikten sonra. Uçurulmaz o uçurum yani. Gerçekten karakter büyük bir uçurum ya. Buna anti Drogoz lazım bence. Drogoz abi sürekli moral desteğe basacak. İki adamın ulti çıktığı anda direkt saldıracak yani. Benim tavsiyem bunun antisi Drogoz abi. Bir de Meldamba gerçekten adamı yere yatırıyor. Meldamba serious olur. Hani bunların birazcık adam böyle bir yumultma hareketleri var ya abi. 1-2 saniyelik hareket edemiyor. Hareketsiz kılma özellikleri olan karakter almanız daha iyi. Bomb King olur. Bomb King'in mesela şey atak yönleri iyidir. Bu ara herhalde biraz Bomb King'e yönelebilirsiniz. Çünkü onun attığı bomba orta tarafa indiği zaman biraz karakter hantal kalıyor. Efe bile bassa o kadar hızlı yetişemiyor. Ne yaparsa yapsın abi. White yavrum, white yavrum, frende mi bastınız siz? Ne yapıyorsunuz? Hayır! Ultimi yediler abi. Çok güzel yediler. Yok böyle bir şey. Çok çok sağlam ulti yediler ya. Alacağımızı biliyordum ama böyle bir şey beklemiyordum abi. Ultimi atarım diye umut ediyordum. Atamadım adamların üzerine. Çok iyi ya. Vay! Abi şu boğanın güzelliğine bir bak ya. Resmen tam bir canavarız ya. Baba kafaya sektirme bak. Abi kafaya sektirdiniz mi kelle daha fazla geliyor bu arada. Ortalarda şey de geziyordu. Sky da geziyordu. Şans eseri ona da 1-2 kere çaktım ama görmedim. Lan ben burada ölmemiştim herhalde. Beni hemen öldü gibi göstermiş orada. Daha yürüyordum ben oraya doğru. Abi şu hasara bak. Tam bir kral tacı. Teşekkür ederim. Direkt 3. seviyeye ulaştım ha karakterde. Ama hasar anlamında beni geçenler olmuş. Bakalım hasar anlamında 41.000 vermişim. Aa geçen olmamış. Ben niye burada çıkmamışım peki? Karşıdan geçen olmuş. 57.000 olmuş. Abo! Hasar anlamında Şahin dehşet götürmüş abi. O biz tank olduğumuz için tabii çat 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 boyuna geçirdi. Ama güzel oyundu. Şimdi kart dizilimine gelecek olursak abi. Şampiyonlar listemizi açalım. Kabiliyetler. Yere varan 8. ustalık seviyesi 2. de Allah'tan bu çıktı benim en çok kullandığım. Gelişmiş diyelim. Kart dizilimi neredeydi bunun ya? Ha şurada. Tabi sistemi birazcık yenilemişler abi. Şimdi öncelikle bakıyorum. Ruh hasadı. Ruh hasadı düşen kellelerden topladınız abi şeyler zaten. Kelleler. Ruh hasadı etkinleştirmekten sonra 3 saniye boyunca aldığın hasarı %5 azaltır. Gerek yok. Ruh hasarını etkinleştirdikten sonra 100 can iyileş. Gerçekten güzel. Ruh hasadını etkinleştirdikten sonra ezici güçte bekleme süresi 1 saniye azalt. Oğlum sen ne diyorsun, kafayı mı yedin? Ezici gücü daha ne kadar azaltabilirim ki? Ezici güç dediği şu hızlı yürüme hareketi abi. Topladığın her ruh kafası seni 220 can iyileştirir. Şimdi ruh hasadını etkinleştirmek mi canınızı daha yükseltir yoksa 20 can iyileştirmek? Bence bir adamı vurduğunuzda 10 tane kafa her türlü yerde olsa 200 can iyileşiyorsunuz abi ruh hasadını topladığınız anda. Bunun yerine bunu arttırmanız bence daha iyi kartlarda. Atıyorum yerde 10 tane olsa 800 can iyileşiyorsunuz abi bir anda. Diğerinde 300 can, şu anda 400 can falan iyileşirdiniz otomatikman çalıştırdığınızda. Ama sen her türlü zaten kafa vuruyorsun abi. Atak yaparken çünkü alıyorsun. Durduk yere hani böyle çekim demiyorsun. Adam öldürüyorsun. Tam bir kenara böyle saklanırken ruhu çekmeye başlarsın. Bayağı yararlı olur. Gelelim ezici güce.
önce. Ezici gücü etkinleştirdikten sonra 3 saniye boyunca 150 canlık bir kalkan verir. Kalkan çok önemli. Ezici güç ile kaydettiğin mesafe %8 artar. Ezici güç ile vurduğun her düşman için 150 can iyileş, güzel. Ezici gücü için yukarıda itme potansiyeli %7 artır. Gerek yok, %7 artırma adamı iyice havaya göklere götürmek demek oluyor abi. Bunu 2 verdim, 300 can iyileştiriyorum ve diğer kartımı da kesinlikle bunu seçiyorum. Hem 300 canlık bir kalkan kazanıyorum hem de vurduğum her adam için 300 canlık bir can sağlıyorum bana otomatikman. Gelelim ateşleme özelliğine. Ateşleme etkinleştirdikten sonra, yani sağ tıklaki hareket, 3 saniye boyunca aldığın hasarı %5 azalt, güzel. Etkinleştirmek 100 canlık bir kalkan kazan, bu da güzel. Ateşlemenin bekleme süresini geç. Ateşleme etkinleştirmekten sonra sana 25 cephane oluştur. Cephaneye hiç girmeyin çünkü cephaneniz bitmiyor. Ateşleme etkinleştirdikten sonra 3 saniye boyunca aldığınız hasar %5 azalt. Bu da çok iyi bir şey değil ama 100 canlık bir kalkan kazanma çok güzel 3 saniye boyunca. Gel bunu 200 canlık bir kalkan yapalım ve tamamen yenilmezlik durumuna doğru ilerlemiş olalım. Yeni doldurma hızını %7 arttır. Cehennem için gereken süreyi %4 azalt, gerekir. Canın %30'un altında düşerse 3 saniye boyunca 250 canlık bir kalkan kazan. Çok çok iyi. Gerçekten çok çok iyi. Maksimum canını 150 arttır diyor. Maksimum canımı çok arttırmama gerek yok ama şu kalkana gerçekten ihtiyacım var. Bunu 2 canın %30'un altındayken bana 1000 canlık bir kalkan vermesi benim normal canımı arttırmasından emin olun daha iyidir. Yani burada ben o can normalde diğer seviyelerde vardı. Ben onun yerine ezici güçle vurduğun her düşman için 300 can iyileş. Bunu pek kullanmayacağım abi. Neden diyeceksiniz? Yine orijinal karta geldim. Çünkü maksimum canını 150 arttırmak apayrı bir şey. Çünkü yandan size biri heal bastığı zaman kafadan 150 can artarak başlıyorsunuz ve şu anda 450 canım artmış oldu. Bence normal kartlar da belki bu şekildedir. Baktım ama bir tanesini belki sıralamasını değiştirmişimdir. Ama genel anlamda bu kart dizilimi bence çok iyi olacak. Çaresizlik kartı diye adını nitelendirdim. Hatta bir kartımız eşit. Şöyle sırayla gidecek olursak şu kartımız farklı. Onun dışında bu kartımız aynı. Üçüncü kartımız aynı. Bu kartımız aynı. Bu kadın, yani iki tane kart farklı seçmişim abi normale göre. Yine şöyle tekrardan açıyorum. Topladığın ruh parçası seni 80 can iyileştiriyor. Bu gerçekten çok iyi bir şey. Otomatik can yerden toplamaktansa bir anda 5 tane bile olsa 5 tane kafatası, bak 5 tane kafatası diyorum. Bir çektiğin zaman 5 kere 8 40 400 can iyileşiyorsun. Diğeri 300 can iyileştiriyor daha. Bu daha fazla iyileştiriyor. Yani kafatasını ne kadar çekerseniz size o kadar yararı var. Çünkü ben normal kartlarda bu kafatasını kullanmayacağım. Yani normal kafatasını kullanmadığım için bana gerçekten yararı olan şey oydu. O yüzden onu seçmek durumunda kaldım. Evet, oyunumuza başlayıp görelim. 7 saniye sonra bulur gibime geliyor. 15 saniye. Çünkü yeni hero geldim. Abi bu arada kıyafeti almamdaki sebep çok kolaydı. Yaklaşık bayağı param var. Hayvan gibi param var hatta. 1350 tane altınım var abi. Harcayacak yerim yok yani, öyle değil. Şuna baksana abi. Karaboğa ya resmen. Videonun adını Karaboğa kart dizilimi mi desem olmayacak. Çünkü kart dizilimi yapacağım. Neyse bakarız abi. Bu el bakalım. Girelim bu kart dizilimiyle neler yapabileceğim. Ama takımda kesinlikle bir tane can veren karakter gerekiyor. Onun dışında bu karakter o kadar iyi olmuyor. Hatta şimdi bak yüzde moral desteğini çok arttıracağım. Sürekli ulti basabilir seviyeye geldim. Bayağı iyi oldu. İkinci kart seviyesi. Hatta takviye de kullanayım abi. Bu gerçi takviye biraz level atlamak için ideal de. Yine de kullanmış olayım takım arkadaşlarına. Birazcık böyle torpil yararı olsun diyelim. Hele ki kurbağa adası diyor abi. Kurbağa adasında arkadan dolanabileceğim bir alan var gizli. Oradan yürüdüğüm, bastığım anda patlatırım. Karşıda beklediğim hero'lar var mı? Var. Eevee zorlayabilir. Eevee gerçekten atak anlamında beni dehşet yakar. Sky da aynı. Vivian da aynı. Aa, bunlar bizdeymiş lan zaten. Karşı takımda ama bunlar yok. Güzel. Sirius olması kötü. Drogo. Bak abi adamlar çok iyi çalışmışlar. Dragoz almış herif direkt. Yani patlatacak. Ama öldürürüm ya. Bilmiyorum. Ne yapacağız? Ayo da var. Ayo da heal anlamında iyi ama ben onu bitiririm direkt ya Ayo'yu. Karşı tarafta iki tane healer var. Bu güzel. Yere... yer yaran ulti dolu hızını %60 arttır. Şu anda abi ölümsüzlüğün kitabını yazdık. Gerçekten ölümsüzlüğün kitabını yazmadık değil mi? Demeyeyim de bu kadar hani kendimi güvenli anlamda konuşmayayım. Ölüm şifası değil, yaşam sökmeyi alacaksınız abi. Hatta ilerleyen direkt yaşam sökmeden sonra şey alın. Dağlama alın, adam canını iyileştiremesin. Bu gerçekten çok iyi oldu. Şu an resmen abi bayağı güçlendik. Bu biraz hero sıkıntılı. Silahıyla atıyor. Kafa yiyor bak bak. Sen tam bir boğasın. Çılgın.
Herkesi öldürdükten sonra bu hareketi yapmayı amansızca bekliyorum. Zaten bu ara aleve çok fazla gittiler. Alev atım her yerde işe yarıyor yemin ediyorum ha. Gösterişi son gaz ilerliyor alev atının. Abi direkt gireceğim, F'li alana gireceğim. Direkt adamlar molos kalsınlar. Kastettiğimi anladınız mı? Hayır ya, Q'yu çekemedim abi. Sıkıntı yaşadım. Reis'in beni havaya kaldırması da ekstra bir hareketti yani. Ultim zaten çıkmış. Aa, keşke item alsaydım ya, item almadım. Bu alana giriyor ve parçalasın mı? Helalsin Miv. Eevee pardon. Nereden Miv, nereden çık? Topla ruhları, topla. Bütün ruhları topla. Abi canın direkt fulleniyor ya. Direkt. Adamın kurdu var. Ben ilerlemek istiyorum ama ilerleyemiyorum. Şuradan biraz Dragoz'u patlatalım bir. Ruhları topla. Yürüyorum. Bizler yenilmeziz. Yenildim lan. Bizler yenilmeziz dedim, yenildim. Kart dizilimlerini daha da arttırıyorum. Dağlamayı arttıracağım. Karşı tarafın can alma olasılığını tamamen sıfıra indireceğim. Ve moral desteğini bir kademe daha arttırıyorum. Ama itme başarısı oluyor. Bizim takımdakiler çok hızlı ölüyor. Şu anda ulti seviyem sürekli çıkacak. Ulti abi gelip duracak. Çok iyi olacak. İnanıyorum buna. Drogoz ölmediğinden dolayı birazcık sıkıntı oluyor. Vivian, biz Drogoz'a birazcık saldıralım. Drogoz'u öldürürsek zaten adamlar hareket edemeyecektir büyük ihtimalle. Bu takımın sadece şansına bağlıyorum abi karşı tarafı. Ama çok darda, böyle çok ölme aşamasına geldiğim zaman direkt kelleyi çektiğim anda abi, kafa tasını çektiğim anda canım birden artıyor. Bu beni acayip kurtarıyor. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Birkaç yerde kaç ölecektim sürekli. Ama o kafa tasları beni çok çok iyi kurtarıyor abi. 4, 3, 2, 1. Hadi bakalım.
Abi 2-3 kişi ortada ve bayağı savaştılar abi benim için. Ama kör olmasaydım ultiyi atar patlatırdım. Biraz kör olduğum için sıkıntı oldu. Ortayı almamız lazım. Orta 47-51. Abi koş 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 koş. Orta gidecek, orta gidecek, orta gidecek. 57'de. Abi niye E'ye bastım? Gaza geldim anasını satayım. Durduk yere E'ye bastım lan. F'e basacağım ha. E'ye bastım abi. Abi nasıl öldüremedim ya? Silahımın dolmasını yarım saat bekledim bak. Drogoz gerçekten hero'nun antisi ya. Bak bak. 2-3 kişi direkt girince hareket edemedim orada. Öldürüp ölüyorum yalnız ha. Körken bile öldürüyorum lan şerefsizim. Çok zevkli oluyor abi karşı takımla. Gerçekten çok zevkli oluyor bu kadar. Karşı tarafa antim toplanamazdı resmen. Bayağı eğlenceli oldu. Abi çok support var ya. Abi çok çok support var. Ve canım artık dolmuyor bir süre sonra. Dağlamayı iyice arttırdım. Biraz zorlanıyorum açıkçası ha. Karakter ölmez diye nereye gelsin. Abi başta böbürlendim çok rahat ölüyorum. Dikkat ettiyseniz. Ultimi de her yerde kullanmak istemiyorum. Her ne kadar hızlı da olsa da. Şu an ama her kullanacağım abi. Direkt bildiğin gireceğim aralarına. Lap 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 yine. Uçuracağım. Ondan sonra ultiyi patlatacağım. Bu sefer direkt alana girmeyeceğim. Yine normal saldıracağım. Orta alana girdiğiniz anda birazcık sıkıntıya düşüyorsunuz. Çünkü açık hedefim abi. Uzaktan size şey sıkıyor. Strix sıkıyor. Strix'e gidip saldıramıyorsunuz. Böyle bazı kötülükleri oluyor. Ama bu sefer bildiğiniz patlatacağım yani. Arkadan gireceğim abi. 2-3 kişiyle böyle karşılıklı yüz yüze gelsem aslında çok güzel olacak da yüz yüze gelmiyorum adamlarla. Hep arka planda saldırıyorlar. Bir de karakterin kötü bir huyu var göremiyorum. Şarjör gerçekten değiştirirken adamı göremiyorsunuz abi. Burada bekleyeceğim ya. Hayvan gibi bekleyeceğim abi. Gelin saldırın lan. Şuna bak.
Gelin buraya lanet olası pislikler. Hadi hadi. Abi çıldırdım lan. Vallahi billahi acayip oyun ya. Ben giderim arkadaşlar. Baba benim kafa dumanlı. Drogoz bu arada ultisini hiç bana kullanmadı. Dikkat ettiniz mi? Normalde çok rahat kullanabilirdi ama bayağıdır kullanmadı. Abi hero çok iyi ya. Gerçekten çok iyi abi. Takımı 1-0 öne taşıyor ya. Karşıda iki tane support olması beni gerçekten çok zorladı. Adamlar abi sürekli canlanıyordu. Yani baya baya canlanıyorlardı ve hani bir tanesi adamlar Genos. Zaten 2 dakikada bir çat diye adam can veriyor. Diğer hero da çok iyi. En iyi heal veren hero'lar karşıdaydı ama yine de büyük mücadele oldu gördüğünüz gibi. Baya sağlam. Ultimin sürekli dolması, ona ne diyeceksiniz abi, ayrı bir dünya. Gerçekten çok çok iyi abi. Baya hoşuma gitti. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Bölüm efsaneydi. Neydi üst sırada çıkmışız? Kalkandır herhalde. En iyi tanklamada, zaten bir tank olduğumuz için en iyi tanklamada normal olarak çıkmışızdır. Ama güzeldi gençler. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Kart dizilimi tamamen bana ait. Ama ben kendi oynayışıma göre düzenledim. Sizin oynayışınız değişebilir. Ona göre farklı kart dizilimleri oynayışınıza göre abi onları yani kendi kafanızda değiştirebilirsiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bu benim oynayış tarzım. Benim oynayış tarzıma göre ideal olan bana göre bu. Ama siz de belki aynısını deneyin. Umarım işinize yarar. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.